28 Ocak 2019 Pazartesi gündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Evet 3-4 gün oldu görüşmedik. Hafta sonu geçti. Yine e, çok heyecanlı, deli dolu bir hafta sonuydu. E, Haberler de bayağı birikti. İsterseniz hemen geçelim e, Sesli Gazeteye. Evet bu ilk defa Türkiye'de gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinde bir ilk e, AKP'li milletvekili Geçen seneye kadar AKP'den milletvekili olan Yıldız Seferinoğlu diye bir adam. Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Yani çok aslında şaşırmıyoruz ama önümüzdeki aylar, yıllar, dönemlerde neler göreceğiz daha diye de yani içim böyle bir kıpır kıpır oluyor. Daha neler göreceğiz gerçekten. Bir AKP'li milletvekilli Anayasa Mahkemesi'ne atanıyor. Şaşırmamak lazım. Yani sonuçta ümmetinin lideri biliyorsunuz elinde bütün yetkileri bulunduruyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını istiyor istemediği zaman tanımıyor, anayasa mahkemesine emir veriyor, bütün mahkemeler olduğu gibi. Yani bir AKP'linin atanması da çok tuhaf bir şey değil. İsmet Yılmaz, eski Savunma Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı, taksi durağında sınav kaldırmıştı biliyorsunuz. Bu adam Sivas Belediye Başkanı adayına oy isterken işte oy verin ona, bu verdiğiniz oylar öbür tarafta işte sizin için bir kurtuluş olacaktır falan gibi bir şey söylüyor. Ee, yani adamla öbür tarafa da böyle bir köprü atmışlar. Öbür taraftan da böyle bir artık kayyum mu atarlar öbür tarafa da istedikleri olmazsa nasıl bir öbür taraf bekliyorlar. O da orası tabii ayrı bir sorun ama bu orta çağdaki endüljanslara benziyor. Biliyorsunuz adamın bir tanesinin günahı varsa o endüljansları satın alıyordu. Onların sayesinde böyle işte kilise ona bir kaşe vuruyordu Katolik kilisesi. Ee, o kaşayla ölüyordu. Onu pamukla birlikte tıkıyorlardı. Öbür tarafta o geçiyordu ondan, tamam mı? Bu da öyle bir şey galiba onlarınki de. Benim ama diğer sorum da bu adamlar galiba sadece Müslümanlardan mı istiyor bu oyu? Yani işte e, ateistler, inanmayanlar, işte ne bileyim Rum'u, Hristiyan'ı, Ermenisi, Yahudisi bu adamlar ne olacak? Bu adamlar demek ki bunlara oy ver, vermiyorlar. Yani baştan kabul etmişler bunu. Bu da enteresan bir şey. Yalnız bundan sonra bu adam... Ee, bu arada o görüntüleri bir izleyelim ne demiş İsmet Yılmaz. Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. İnanıyorum ki Hilmi Bey'e vereceğiniz desek yarın Ruzu Mahşer'de yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyor. Evet şimdi bunları söyledi. Ee, bundan sonra da bugün dünkü haberdi galiba ben öyle bir şey demedim dedi. O kadar da yüzsüz yani. Ya yani O kadar da yüzsüz ben öyle bir şey demedim dedi. Bununla ilintili olduğunu düşündüm. Bir de o mafya Sedat Teker çıktı. Biz dedi dostlarımızla cehennemde bile onları bırakmayız filan dedi. Biz bizi yalnız bırakmayanları cehennemde bile yalnız bırakmayız. İnşallah cehennemin dibine kadar çok isteriz biz de. Hepiniz orada buluşun yani. Tek isteğimiz o. Zaten yani cennet, cehennem filan hani nedir ki sizin için? Bir tek bu dünya var. Öyle bir şey demiş o da ama bir karar verin yani cennet mi cehennem mi cehennem için farklı bir işte reçeten bir belgen falan var mı kurtuluş falan nasıl olacak? Biz de çok anlamadık yani kararsızlık yaşıyoruz böyle hadi bakalım. <laughs> Kılıçdaroğlu dedi ki Bursa'nın Paris'le Milano'yla yarışması lazım falan dedi. Hangi konuda yani belki futbol da diyeceğim onda da 3-5 yerler yani ama yani hangi konuda hangi alanda yarışır Paris'le Milano'yla? Ee, hep söylediğimiz gibi yani CHP'nin e, problemi şu yani gerçekten çok uzak yani AKP farklı bir dünyada Ali Sarıkalar Diyarında CHP o daha farklı bir dünyada Onun için ortak bir küme yok ortak bir dünya yok sorun da Bence Türkiye'de oradan çıkıyor ee, Parisle Milanoyla sen yarış sen şimdiden çık Anca varırsın. <laughs> Gestapo şefi e, SS arkadaşlar e, seçimlerde hiçbir manipülasyona yer vermeyeceğiz falan. Çok iyi olacak güvenlik falan gibi şeyler söyledi. E, yani öyle bir kontrol ettik ki biz olayı. Yani kimse çaldığımızı çakmayacak yani. Öyle bir manipülasyon falan olmayacak. yani Biz onlara yer vermeyeceğiz. Onu demek istedi. E, yani eğer hani birisi böyle onların çaldığını görürse ya siz o çalıyorsunuz falan Derse orada bir manipülasyon olabilir. O olmasın diye işte bütün önlemimizi aldık. E, Gestapo şefi bunu diyor. <laughs> Melih Gökçek demiş ki hala neden görevden alındığımı bilmiyorum. Demiş ulan görevden alınmadın sen aslında istifa ettin. Yani istifa ettirildin. Olayın üzerinden kaç bir buçuk yıl mı geçti iki yıl mı geçti hala bilmiyorum diyor. E, bence ümmetinin lideri şöyle bir şey demiştir. Yani aptal dostum olacağına akıllı düşmanım olsun dediği için olabilir o senin görevden alınman. Berbat Albayrak yine güzel o pembe tabloları çizmeye başladı. Dedi ki işte bizden herkes övgüyle bahsediyor. Ekonomik olarak çok iyi gidiyoruz sistemi oturttuk falan vesaire dedi. Adam daha iki gün önce enflasyonu %15'e getireceğiz bu sene diyordu. Bu da ekonomik övgüyle yani ekonomisinden övgüyle bahsedilebilir bir durum mu Allah aşkına? şimdi tabii soruyor insan kim acaba övgüyle bahsediyor falan diye. A Haber'dir muhtemelen yani. A Haber'in gazetecisi bundan bahsediyordur. E dünyada biliyorsunuz bu ekonomik şeyleri açıklayan işte Standard Poor's veya işte Fitch gibi kurumlar var biliyorsunuz. Bu adamlar her zaman bir şey söylediğinde Mete'nin lideri senin Kayın Beter'in çıkıp biz bunları tanımıyoruz, bunlar kafasına göre iş yapıyor. Çünkü senin istediğin şeyleri söylemiyor ya. Yani onlar olmadığına göre kim olabilir diye de biz düşünüyoruz. İşte Berbat Albayrak da böyle şeyler söylemiş. Binali Yıldırım AKP'li milletvekillerinin otel konaklamalarını, 5 yıldızlı otel konaklamalarını TBMM bütçesinden ödemiş arkadaşlar işte bir uydurmuş orada TBMM personeli için işte bir formasyon uydurmuş ki 30 senedir böyle bir formasyon yokmuş zaten. Uydurmuş onun işte karşılığında bu otellerde AKP'li milletvekilleri konaklamışlar o gittikleri yerlerde filan neyse. Yani bu haber normalde bu haramzadelik Türkiye'sinde çok garip bir haber değil ama Binali Yıldırım'ın bu haramzadeliği tamamlamak adına yaptığı adım olarak çok e, önemli bir haber diye görüyorum. E, euro yani Avrupa Birliği Merkez Bankası bir euro basacakmış hatıra euro kağıt. Onun üzerinde işte bir Atatürk'ün fotoğrafı olacakmış. Bunun içinde e, Türkiye'den e, bir tane numizmatik arkadaşlar bir tasarım yapmış. Onu e, şeye sunmuş ümmetinin liderine sunacakmış yani onaylasın falan diye. Ben onaylayacağını hiç zannetmiyorum. Ee, bu hiç olmamış sen benim resmimi falan koy der muhtemelen. Onda o haset olduktan sonra. Evet, ümmetinin lideri bir yerde e, yine Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bay Kemal dedi senin e, hayallerin bizim icraatlerimize bile yetişemez gibi bir şey söyledi. Doğru söylüyor. Yani e, ümmetinin liderinin başlıca icraatleri arasında rüşvet, hırsızlık, değil mi e, adam kayırma, tehdit, yandaşçılık filan e, adam kaçırma değil mi? Zulüm, bebekleri hapse atma anneleriyle falan. Yani biz bu tip icraatları görünce dedik yani dünyada son 100 yılda böyle bir adam gelmedi yani. Hayal bile edemiyorduk. Yani ümmetinin lideri sayesinde bu gerçek oldu. Türkiye'de işte loto çekilişi yapılıyor arkadaşlar. O loto çekilişinde bir skandal oluyor. Olmaması gereken, bulunmaması gereken bir top numara farklı bir yerden çıkıyor. Şimdi daha önce de 2-3 hafta önce böyle bir haber vardı. Ben onu es geçmiştim. Hani bir kere olur böyle şeyler falan diye. Ya ben 40 yaşındayım. Hiç loto çekilişinde yani bu tip şeylerde böyle skandallar olmuyordu. Şimdi AKP... Cumhuriyetinde her şey o kadar müptezel ki yani o kadar her şeyi ellerine gözlerine bulaştırıyorlar ki o kadar adice o kadar pespaye yapıyorlar ki yani en basit bir loto çekilişinde bile bir <laughs> yani bir, bir şüphe var bir şey var anlatabiliyor muyum 40 yaşına geldim ben bu, bu zamana kadar böyle bir şey görmedim yani en basit bir loto çekilişini bile beceremeyen bir yönetim var ee, şimdi bilim adamları bir araya gelseler arkadaşlar ben bak ona kaniyim artık. Yani deseler ki biz boktan e, böyle işte yararlı bir şey bulup onu insanlığa kazandırmaya çalışacağız deseler işte bir hücre, bir enzim, bir şey deseler yemin ediyorum ondan bulurlar da bu AKP'lilerden hiçbir şey bulamazlar. Bak yemin ediyorum. Adalet Bakanı Gül. Adalet Bakanı. Adaletten sonra şey var, ünlem var. Demiş ki yasakçı Türkiye'den bugün çok güçlü bir Türkiye doğdu filan demiş. Yasakçı bir Türkiye'den güçlü bir Türkiye doğdu. Yasakçı bir Türkiye'den adil bir Türkiye doğdu demiyor. Yasakçı bir Türkiye'den güçlü, zalim bir Türkiye doğdu ee, demek istiyor bence. O da enteresan ama burada keramet... Şimdi çok şaşırıyoruz değil mi? Bir Adalet Bak Bakanı'nın böyle saçma sapan şeyler söylemesi, Türkiye gerçeklerinden uzak, hiç sanki olup biteni görmüyormuş, bilmiyormuş gibi. Ee, biliyorlar da mahsus yapıyorlar. Türkiye'de en büyük keramet... Türkiye'de bu kadar e, hukuksuzluk, adaletsizlik varken e, bir Adalet Bakanı'nın olması arkadaşlar. Yani en büyük keramet bu. Yani Nasıl oluyor da böyle bir Adalet Bakanı mevcut? O çok enteresan. Furkan Vakfı'nın lideri Alparslan Kuytul Hoca biliyorsunuz hapisteydi bir senedir. E, çıkarttılar. E, bir gün sonra tekrar geri içeriye aldılar. E, AKP'de mi de Adalet Bakanı'ndan bahsettik. AKP adaletinde öyle al salıyorlar böyle bir gün sonra bir hava alsın gelsin falan diye. Daha önce de bir CHP'li e, kimde unuttum. İşte onu salmışlar diye pek çok kişi yapmışlardı böyle salıyorlar, içeriye alıyorlar. Hani şöyle şaka yaparsın ya. Hep birisinin böyle ağzına işte güzel bir çikolata vereceksin. Tam adam ağzını açar geri çekersin falan böyle. O pis şaka. Onun gibi AKP'nin yaptığı. E, öyle bir şey olmuş. Ondan sonra Kuytuluca ilk çıktığı günün ilk saatlerinde millete konuşurken orada şunlar oluyor. <laughs> Gördünüz orada cıyak cıyak orada bağırıyor o polis arabalarının şeyleri filan Çok çocuksa, çocukça, çok çocukça, çok e, komik, çok rezil e, devletin yani polisinin böyle bir şey yapması orada adam konuşuyor. Ha adamın izinlidir, izinsiz konuşuyordur. O da meselenin ayrı bir boyutu da. Bu e, işte polis arabalarının orada sırf onu konuşturmamak için yaptığı şey de e, biz işte şey yapardık ya işte çocukken böyle Sırf işte e, karşımızdakini işte kardeşimiz, abimiz neyse onu dinlememek için böyle bir şeyi bağırırdık ya böyle gürültü çıkarırız filan. E, aynı ona benziyor. Yazık ya. <laughs> Kazım Karabekir'i anma töreni yapılıyor. Orada çev Çevre ve Şehircilik Bakanı konuşuyor. Orada da Kazım Karabekir'in torunu var. <laughs> Tabii Şehircilik Bakanı olayı çeviriyor çeviriyor yine 15 Temmuz'a getiriyor. Orada Kaz Kazım Karabekir'in torunu da işte şu görüntüler yaşanıyor. Başaramayacaklar. Başaramayacaklar. Bu 15 Temmuz'da ee, olayını konuşmayayım. Ben Kazım Karabekir'in ailesi olarak bunu sizden rica ediyorum. Bugün konuşmayayım. Kazım evet. Karabekir'in ölümü hakkında konuşun. Birbirlerine demeyin. Yani Kurtuluş Savaşı'na bunu ayrı kefeye koydunuz. Çanakkale'ye koydunuz. Sesimi çıkarmadım. Ama lütfen Kusura bak. Evet, e, biz Evet, bir dakika bak, otursun, otur, bir dakika sakin. Tamam. Yani adamın diyor burada ne alakası var 15 Temmuz'da falan diyor. Neyse adamı çıkartıyorlar oradan falan tabii <laughs> böyle de bir şey. Ee, yani AKP'liler öyle mesela gidiyorlar bir yerde işte iklimle alakalı konuşacak işte dünyada işte iklim zirvesi falan. O konu 15 Temmuz'a geliyor. Yani iklimle 15 Temmuz arasında bir ilişki kurma. Ee, AKP'lilere bir becerisi. Nasıl yapabiliyorlar değil mi? Mesela hayvanlarla ilgili konuşuyor. 15 Temmuz'a getiriyor. Veya ne bileyim işte masayla alakalı bir şey söyle, 15 Temmuz'a geliyor falan. Enteresan yani. Güzel bir koneksiyon. Yani ağları çok iyi AKP'lilerin. Kıyıhanet İşleri Başkanı konuştu. Dedi ki işte 3,5 saniyede dünyada birisi açlıktan ölüyor. İşte Türkiye'mizde de o sigara içenlerin işte o yarısının masrafını sadece o açlığa ayırsak dünyada bir sürü insan kurtarırız falan gibi bir şey söyledi. Bunu söyleyen adam 7 milyarı gömmüş, 7 milyar TL'yi. Onun üzerine daha hala para alıyor. Liçili, bilmem ejder meyvalı şeyler içiyorlar böyle. E, açı fakiri düşünüyor bu adam. Yani o değil de yani sigaranın e, sizin yanınızda daha masum olduğunu düşünüyorum. Sigara insanı öldürüyor. Siz insanlığı öldürüyorsunuz. Böyle de bir fark var arada. Ee, sen Mercedes'te misin? Mercedes'e mi biniyorsun hala? Yok onunla alakalı da bir şey söyleyecektim de. Yani onu bilmiyorum. Onun için ben burada keseyim. Ama siz bu konuda bir laf etmeyin ya. Ne olur. Yani yani insanlık, insanlı düşünmeyin siz. Özellikle uzak durun. Yani sizin sayenizde yani hatta hiç konuşmazsanız eğer hani sen, sen bir hesap yaptın ya 3,5 dakikada bir insan ölüyor mu? Ne dedin işte şurada yazan şeyi. Yani sen hiç konuşmasan o Müslüman olanlar hala Müslüman olarak kalacaklar yani. Senin senin konuştuğunu gördükçe adam dinden de soğuyor. Ümmetinin lideri başka bir şey söyledi. Antalya'da 3. havalimanı için de e, girişimlerimize başladık filan gibi bir şey dedi. 3. havalimanı Antalya'nın ne yapacak? Tabii çok turistik bir yer falan olabilir de. E tabii bir yerde Türkiye'de bir inşaat varsa bu kadar devasa bir inşaat bunun nedeni Orada işte Limak Holding, bilmem Cengiz Holding'in kazanması gerektiği için veya e, ne kadar çok havalimanı yaparsak bir gün Türkiye'den kaçışımız o kadar kolaylaşır babında bir şey bence. <laughs> Sarayın Fiskiyesi, Pösküvit gibi bir şey yani. E, demiş ki Türkiye'nin beka sorunu yok demek için bir insanın sabah akşam Fok Balığı belgeseli izlemesi yeterlidir demiş. Türkiye'nin beka sorunu var demek için bence bir adamın A haber seyretmesi veya seni dinlemesi yeterlidir. Ben de öyle düşünüyorum. Beka sorunu var Türkiye'de. Ee, sizinle birlikte oluştu bu. Yani bir def olup gitseniz mesela o seni seven muhtemelen seviyordur o. E, Sedat teker var ya onunla mesela bir cehennemin dibinde falan bulursanız Türkiye'de gerçekten bir beka sorunu kalmaz en büyük sorun sizsiniz. Ama bu daha komik bir şey. Ee, Metenin lideri diyor ki şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve dünyada örnek teşkil edecek demiş. Ama siz, biz hiçbirimiz bunu görmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü görünmez olacak bu. Yani ama olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani birkaç ay içerisinde, yani kaç cuma olur? Yani 284 cuma sonra falan biter muhtemelen. O da yani ÜMET'in lideri ne dedi de olmadı. Yani uçak, işte uçan uçağımız, bilmem tanklarımız, bilmem nelerimiz, arabalarımız değil mi? Bunlar var dedi, yapılıyor dedi. Oldu yani. Bu da muhtemelen insansız hava aracı. Zaten yani onların da kullanabileceği insan olmadığı için her şeyi insansız yapmaya gayret ediyorlar. Çünkü e, içlerinde insan yok ki böyle bir makineyi, motoru idare edebilsin. O da haklı yani. insansız yapmak önemli onlar için. <laughs> Gestapo şefi, Gestapo şefi SS. E, 23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyon imza attılar. Bu başarılı operasyon çerçevesinde orada güçlü iradeyle arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı demiş. Demek ki bu kadar boş alanı buluyor ki bu adamlar cüret ediyorlar bu kadar bir işte bir ton bir buçuk ton eroini dolaştırmaya memlekette. Ama bu bir bir, 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 buçuk ton arkadaşlar bir yerde duracak. Artık bunlar biliyorsunuz kenevir üretimine de başladı. Oradan gelen, üretimden gelen işte stoklarla birleşip şey olacak yani ekonomiye bir katkı olacak yani. Bir köşede durur artık bu bir, bir buçuk ton. Evet Bilal Erdoğan'ı biliyorsunuz. Bu Bilal e olan Okçular Vakfı'nın yöneticisi mi başkanı mı neyse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan, Başkanlığı Okçular Vakfı'na 16.6 milyon dolar bağışlamış, vermiş neyse. E şimdi tabii bunların bir sürü vakıfları var biliyorsunuz o parayı döndürmek, çevirmek için. İşte Türgevi olur bilmem nesi olur şimdi aklıma gelmeyen bir sürü vakıfları var bunların ki o parayı aklamak, devletin parasını sömürmek için. E şimdi bütün parayı da Türgevi aktaramayacaklarına göre böyle bir Okçular Vakfı uydurmuşlar. Bu Okçular Vakfı'ndan da... Yani ben bu yaşıma geldim daha bir okçuluk adına olimpiyatlarda bir madalya kazandığımızı falan görmedim, duymadım. Bir iki sene önce falan galiba bir Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir madalya almıştı. Onların haricinde bilmiyorum yani. İşte böyle demiş. Sonra da Melih Gökçek de çıkıp diyor Vallahi ki beni işte niye görevinden aldılar onu bile bilmiyorum diyor. Ulan işte sen parayı dinozorlara yatırırsan böyle işte vakıflara aktarmazsan o dinozorlara yatıracağın parayı e tabi senin görevinden alırlar. Bak adam çalışıyor işte İBBB. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bitirdim ben de bir iki söyleyeceğim söz vardı. Başka da haber kalmamış yani e, artık girmeyeyim daha fazla. E, bir iki hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ayda bir kere yapacağım dedim ya. Patreon'la alakalı çünkü hep ne yapayım yani sizden isteyeceğim yani. Böyle işte gelen giden çok oluyor bizde. Onu dengelemek için hala işte ben çay ısmarlarım sana bu ayda ben ısmarlayayım falan diyorsanız Patreon'dan bakabilirsiniz, bir göz atabilirsiniz yani. İkinci bir şey Elçin Tuğba Zengin Hanım. Benimle 2-3 seferdir kontak kuruyor. Sokak ile alakalı çalışmalar yapıyor. Elçin Tuğba Zengin. Şeyini yani ...deskripsiyon kısmında görebilirsiniz. Şuraya da fotoğrafını koymaya çalışacağız. Bir YouTube sayfası var, Twitter'ı var. Ee, sokak hayvanlarıyla alakalı işte... ...onlara yardımcı oluyor işte onları bir yerde topluyorlar, onları besliyorlar, bakıyorlar filan. Güzel işler yapıyor. Yani kendisini tanımıyorum, o da beni tanımıyor. Yardımcı olur musunuz dedi. Tamam dedim, olayım dedim. YouTube'una yardım bakabilirsiniz. Yardım etmek isteyen de kendisiyle temasa geçebilir. Bu bir. İkincisi, üçüncüsü. Ee, KHK'lılarla alakalı e, Güzel insan Gergerlioğlu HDP milletvekilli e, bir e, rapor hazırlandı. Bu rapor yaklaşık bin sayfa. E, belki yani okuyamayız hiçbirimiz de. Bunu deskripsiyon kısmına koyuyorum. Eğer içinizde KHK'lılar varsa ki çok büyük bir kısım var KHK'lı beni izleyenlerin içerisinde. Böyle bir farkındalık oluşturması adına içinde ne yazdığını merak ediyorsanız bu rapora bakabilirsiniz. Onu da ilişikte eklemeye çalışacağım şimdi pdf olarak galiba nasıl ekleneceğini bilmiyorum ama en azından linki vereceğim Bu da böyle bir şey Sonra başka da bir şey Kalmadı Çok arkadaşlar diyorum bazen konuşurken bazı şeyleri çok tekrar ediyorum biliyorum Niye öyle oluyor ben de bilmiyorum Daha önce de söylemiştim bunun niye olduğunu bilmediğimi Bunu azaltmaya çalışacağım e, ee, bu arkadaşlar tabii kulağı belli bir yerden sonra irite etmeye başlıyor. Bir irritasyon yani kulakta oluşuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ama işte şey gibi düşün yani bir adam düşün mesela 140 tane video yapıyor. 140 tane videonun ilk 10 saniyesinde e-mail'i var. Ama hala ona abi e-mail'in ne diye soranlar var ya onun gibi bir şey yani. Anlayışınızdan öpüyorum ya aramızda takılıyoruz öyle bir şey olmaz başka söyleyeceğim bir şey var mı diye vallahi bakıyorum düşünüyorum şu anda galiba yok bitti o zaman yarın bir günde olmaz 2-3 gün sonra görüşürüz benim biraz acelem var arabayı yine çektiler evdekilere söyleyemiyorum bu sefer kesin dayak yiyeceğim zaten arabayı satsam o çekiciye vereceğim para etmez yani öyle bir şey yani hemen gidiyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere